Korkma anneciğim, korkma, benim bak yanındayım. Anne git, bana değiyorsun. Tamam Boncuğum. Gidelim, tamam. Gülce her geçen gün benden uzaklaşıyor Cem. Bensiz sokağa adım da atmazdı, şimdi baksana. Kaçıp kaçıp gidiyor. Benle yaptığı her şeyi geceyle yapmak istiyor. Seninle bir ilgisi yok. Büyüdü. Geceye özeniyor. O yüzden üzme kendini. Öyle bir şey değil bu. Ben Gülce'nin kontrolünü kaybettim. Sanki böyle kocaman bir duvar ördü aramıza. Eskiden dokunamıyordum. Şimdi sesimi de duyuramıyorum. Onun dediklerini de anlamıyorum. Yok sen hastaymışsın da bilmem ne. Onun için seni kurtarmak için sokaklara dökülmüş falan. Anlamıyorum yani. İşte Gülce yani kim bilir nereden ne çıkardı. Tamam sen artık düşünme bunları o kadar. Nasıl düşünmeyeyim Cem ya? Üç etti bu. Evden kaçıp kaçıp duruyor. Hem ayrıca yani senin İstanbul'da olduğunu biliyor. Niye seni Foça'da arıyor? Kim bilir? Sen nasıl bu kadar çabuk döndün İstanbul'dan? Ya ben yoldaydım zaten. Geliyordum. Sürpriz yapacaktım ama işte. Sürprizi ben yaptım. Ne zaman dönüyorsun? Dönmeyeceğim. Konuştum şirketle. Başkasını gönderecekler. Nasıl ya? Baştan konuşsaydın ya, ben mecbursun zannediyordum gitmeye. Zaten mecburdum o zaman. Tamam işte, konuşunca çözülmüş madem. Ya sen neyi sorguluyorsun ya? Suçluymuşum gibi beni, niye geldin, neden gittin diye. Ben sana soruyor muyum Gülce'yi nasıl kaybettin diye? Çok affedersin ya. Çok affedersin, ağzımdan kaçtı. Doğru diyorsun. Haklısın yani, ben uyuyacağım.